Merhabalar. Bu videomuzda sizlere çi börek yapacağız. Çi börek aynı zamanda Tatar böreği de deniyor. Kırım Tatarlarına özgü bir yemek bu. Malzemelerimiz yeteri miktarda un, bir miktar su, bir miktar tuz, hamur için biraz da çiçek yağı olacak. Evet, biraz çiçek yağı ekliyoruz, tuz ekliyoruz. Ardından suyumuzu ekliyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Daha önce hamur işiyle uğraşan arkadaşlarımız bunları rahatlıkla yapacaktır. Ama uğraşmayanlar için de hani bir şey vardır, kulak memesi kıvamı diye. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu bir süre dinlendiriyoruz. Bu arada biz içini hazırlayacağız. İç malzemeleri için kıyma, tuz, karabiber, domates rendesi ve soğan rendesi gerekli. Soğanımızı da rendeleyelim ve hemen içini hazırlamaya başlayalım.
Kıymanın üzerine soğanımızı rendeliyoruz. Üzerine bir miktar tuz, bir miktar karabiber ve domates rendesini ekliyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Onu da karıştırıyoruz. İç malzemenin bir miktar su katıyoruz ki iç malzemesi kıymayla bütünleşsin diye. Ve biraz da cıvık olmasını istiyoruz aslında iç malzememizin. Hamurumuz yeterince dinlendi. İç malzemesini de hazırladık. Şimdi hamurumuzu açmaya geldi sıra. Önce bezelere ayırıyoruz hamurumuzu. Şimdi bu bezelerin her biri biraz sonra çi börek olacak. Evet, bezelerimiz de hazır. Şimdi açmaya başlayacağız. Bu arada açtıktan hemen sonra kızartmamız gerekiyor ki böreklerimiz kurumasın. Bu arada ben yağı kızdıracağım.
Şimdi bezelerimizi açtık. Açtığımız zaman dikkat edeceğimiz nokta çok ince ya da çok kalın olmaması gerektiği. Hemen gösteriyoruz. Hemen bir kalınlığını gösterelim. Ve bir karış aşağı yukarı büyüklüğünde. İç malzemesini koyduğumuzda ve yufkamızı kapattığımız zaman onun etrafından keseceğiz. Yufkaları açma işlemini bitirdik. Üzerine yayıyoruz. Bunu yaymamızın sebebi top top olmasını istemiyoruz içerisinde. Kapatıp kenarlarından çok ince şekilde alıyoruz. Hamurumuzun yapışması için bu. Evet. Çimörin büyüklüğünü istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunu yani şu ikisinin büyüklüğü kadar da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey bu. Şöyle pembeleşiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bakıyoruz. Fazla yağını emmesi için de peçete koyuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Fazla size gerek yok bence.
da bastırmadan şöyle çıkarmıyoruz. Bunu kızartmak da çok önemli gerçekten. Kızgın yağ olması çok önemli. Böreklerimiz hazır. Evet, dumanı tutuyor gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. (Gülüyor)